İstanbul tişörtümle dolaşmaya, gezmeye, sizlere de güzel yerler göstermeye, bu arada Fenerbahçe'yi ve hayatı konuşmaya devam ediyoruz. Elbette bildiğiniz üzere benim kanalımın mottolarından bir tanesi de Fenerbahçe'yi konuşmak ama aynı zamanda hayatı da konuşmak. Bugün bu öğlen yayınımı güzel bir şekilde yapmayı planladım. O yüzden böyle bir, hakikaten benden başka hiç kimse yok. Burası neresi mi? Hadi söyleyeyim. Bozcaada'nın akvaryum koyu. Bundan 4 ya da 5 sene önce gelmiştim. Son işte 8-10 senede gittiğim kıyılar, kumsallar, koylar, en çok beğendiğim ikinci yer burası oldu. Bir tanesi Fethiye'de Kabak Koyu'nda La Bohème Oteli'nin olduğu o muhteşem, eşsiz manzaralı Kabak Koyu. İkincisi de Bozcaada'daki akvaryum koyu. Sakinlik, güzellik. Bir tarafı böyle, diğer tarafı çok dolu. Onu söyleyebilirim ama böyle güzel bir yerden hayatı da konuşarak, paylaşarak bir manzarayla sizlere yayın yapmak istedim. Bunu planladım. Aa, o da ne? Her şey güzel giderken ne yaptılar, ettiler? Serkan Tokat'ı bir kere daha Fenerbahçe'ye verdiler. Halbuki bugün size pazar günü için sözünü vermiştim. Beklentiler öyleydi ama çarşambaya, perşembeye kalan Livakovic'in uçağını, uçakları yeniden havada göreceğiz. Bunu konuşacaktık. Fenerbahçe'nin zaten iyi bir kalecisi varken İrfancan Eğribayat'la Livakovic'in gelişini müjdeleyecektik. Fakat bir de bir baktık bu akşamki Fenerbahçe maçına, Samsun deplasmanına, akşam saat 9'da biliyorsunuz VAR olarak koyamamışlar ama yardımcısı AVAR hakemi olarak Serkan Tokat'ı bir daha koymuşlar. Bu Serkan Tokat'tan Fenerbahçe'nin çektiği nedir? Ligin ilk haftasında biliyorsunuz Kadıköy'deki Antep maçında hakemin verdiği penaltıyı hakem görmüş. Gerçekten orada bir eylem, bir hareket, bir el var ve yere temas etmeden eli savrularak topa dokunuyor. Penaltıyı iptal ettiren VAR hakemiydi Serkan Tokat. Hemen ikinci haftada bu sefer Fenerbahçe'nin rakibi Galatasaray'a AVAR olarak verdiler. Trabzon maçında neler yaşandı biliyorsunuz. Ve ikinci haftadaki hemen bir diğer Fenerbahçe maçına tekrar bu akşam Samsun'da AVAR olarak verdiler. Serkan Tokat ligin ilk iki haftasında 3 defa Fenerbahçe'nin ve birinci rakibi şampiyonluk yolundaki Galatasaray'ın maçına verildi sevgili arkadaşlar. Şimdi bu kabul edilebilir bir matematik değil. Efendim VAR hakemlerini de, AVAR hakemlerini de hakemler gibi, işte düdüklü birinci hakemler gibi yapay zeka atıyor artık. Ya kardeşim, yapay zekaya ne atarsan yapay zeka onu atar. Başkanın danışmanlarından birisi vardı. Ali Koç'un tepkisi üzerine görevden alındı. Yeni yönetime görevlendirilmedi daha doğrusu. Kimmiş o biliyor musunuz? Bu yapay zekadan sorumlu kişi. Ha, o zaman Fenerbahçe'ye yaptıklarını yaptılar diyelim mesela. Haksızlık noktasında. Bugün yapay zekanın başındaki arkadaş kimse, onu da bir incelemek lazım. Ya kardeşim, Serkan Tokat 2 haftada 3 defa, 2 defa Fenerbahçe'nin, bir tanesinde de Galatasaray'ın maçına nasıl VAR odasında görev alır ya? Ben Serkan Tokat'a dikkat edin, Fenerbahçe'ye karşı bana göre ön yargılı derken şaka yapmıyorum. Yine MHK'de hakem atama komitesinde çok yetkili bir isim olan eski hakem, şimdi yönetici Tolga Özkalfa'ya Fenerbahçe dikkat etsin derken boşuna konuşmuyorum. Bu akşam saat 9'da Samsun'da Samsunspor Fenerbahçe, bakalım bu maçta sahada ve VAR odasında neler yaşayacağız. Buraya şerhimi koyuyorum. Akşam maçtan sonra da yine canlı yayında sizlerle birlikte olacağım ve geçelim diğer işlere. Ha bu arada bakın, Livakovic transferi %99 değil, %99,9 ama 6 numara Krunic %90. Mesela %91 demiyorum. %90 da büyük bir oran. Fakat neden %91 demiyorum? Livakovic'den bir adım geride görüyorum Krunic'i, çok yakın olmasına rağmen. Livakovic kadar oran vermiyorum. Ha bu noktada Fenerbahçe başka bir isime gider mi? Gittiği bir isim var. Ama oyuncu Türkiye'ye henüz gelmek istemiyor. Kim? Arsenal'in orta sahasındaki muazzam isim, 6 numarası Jorginho. Şimdi bakın, yeni haber şu. Jorginho'nun eşi de hani çok İngiltere'den, İtalya'dan, oralardan ayrılmak istemiyor. Oralarda oynamak istiyor. Türkiye'yi çok istemiyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi sen Zaha'da da öyle dedin. Eşi gelmek istemiyor, Galatasaray'a geldi.
Arkadaşlar bir şeyleri kaçırıyorsunuz. Bakın. Zaha gerçekten eşinin Türkiye'ye gelmeme arzusunu Fenerbahçe'ye karşı kullandı. Fenerbahçe çok ciddi rakamlara çıktı. En son abisi anlaşılan paranın üzerine bir daha para isteyince Fenerbahçe yeter artık dedi. Telefonlarına bile çıkmadı abisinin, menajerinin, Zaha'nın. Abisiyle menajer aynı kişi. Arkasından Zaha ya Crystal Palace'da Fenerbahçe'nin verdiğinin yarı fiyatına kalacaktı ya da bu paraları veren başka bir kulüp bulacaktı. Galatasaray Fenerbahçe'ye çalım sevdasıyla Fenerbahçe'nin masadan kalktığını bilmeden Fenerbahçe'den de çok daha fazla parasız parayla bu futbolcuyu aldı. O zaman artık Zaha'nın eşinin fikrinin falan çok fazla bir önemi kalmıyor yani. Çünkü Crystal Palace'da kalırsa artık Galatasaray'ın verdiğinin 3'te 1'ini alacak. Galatasaray'a giderse 3 katını 4 katını belki alacak. İşte sponsorlar, bonuslar falan var deniyor. Dolayısıyla burada hakikaten böyle bir mevzu vardı. Jorginho'da da Fenerbahçe'nin bir alternatif olarak oyuncuya baktığını, eşinin henüz Türkiye'ye gelmeye ikna olmadığını ama Fenerbahçe'nin Jorginho'da çok büyük bir ilerleme kaydetmediğini, çünkü Krunic'i beklediğini söylüyoruz. Bana göre Livakovic gibi Krunic de Fenerbahçe'nin yeni futbolcusu olacak. Livakovic'i çarşamba ya da perşembe günü havada göreceğiz, uçağını göreceğiz. Bir koç uçağı, koç jetlerinden bir tanesi, bir 50-60 tane var diyorlar. Jetlerinden bir tanesi havalanacak, Hırvatistan'a gidecek, Zagreb'e inecek, oyuncuyu alacak. Uçak içinden görüntüler paylaşılacak, daha uçak İstanbul'a inmeden. Taraftarlar, bu işin hastaları var biliyorsunuz. Koç uçaklarını, özel uçakları havada izleyen, izleten sistemler var. Onları takip edecek. Sosyal medyada, Twitter'da bunun geyini yapacağız. Keyfini çıkaracağız. Ve Dinamo Zagreb'in Hırvat milli takımının son iki Dünya Kupası'na damgasını vuran kalecisi Livakovic'i, Dominik Livakovic'i Fenerbahçe'de göreceğiz sevgili arkadaşlar. Bir kaleci çok şey demek. Bakın, Serdar abi bir şey yazmış. Serdar Ali Çelikler. Katılmıyorum ama görüşüne saygı duyuyorum. Demiş ki, Fenerbahçe'nin Samsun'da rahat kazanabileceğini düşünmüyorum demiş. Zaten bu ligde rahat maç yok ki. Ama o şundan dem vurmuş. Fenerbahçe endişe verici bir futbol oynuyor. Şimdi Galatasaray için Serdar abi ne dedi merak ediyorum. Eğer aynısını söylediyse eyvallah. Galatasaray Kayseri'de gol bile atamadı. Icardi farkıyla Trabzon'u yendi. Oyun yoktu ortada. Fenerbahçe ilk hafta Kayseri Antep karşısında Dzeko farkıyla 10 dakikada 2-0 öne geçti. Kaleci dezavantajıyla yediği golden sonra psikolojisi çöktü tribünde ve sahada. Anlatabiliyor muyum? Yani Fenerbahçe'nin oyun setleri çok daha iyi. Dolayısıyla burada bir endişe yok. Fenerbahçe bugün kaybedebilirdi. Ama burada bir endişe, oyuna dair bir endişe görmüyorum. Fenerbahçe psikolojik olarak en büyük sıkıntısı kaleci noktasındaydı. Bunu da geçti sevgili arkadaşlar. Bakın, bir takımı yükseltirken, bir takımı yerden yere vururken elinizde çok net donelerin olması lazım. Ben geçen sene Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi Galatasaray'dan daha iyi değil diyen adamım. Tamam mı? Ama bu sene çekişir Fenerbahçe. Şimdi Fred'i göreceğiz. Cengiz'i göreceğiz. Bu akşam Fred ilk 11'de, Cengiz sonradan girecek İrfan'ın yerine. Tamam mı? Çünkü İrfan hak ediyor onu. Ama Fred direkt oynamayı hak ediyor. Orada Crespo'yu rahat keser. Crespo'yu zaten kadroyu bile almadı Fenerbahçe. Mesela onları göreceğiz. Kaleye Livakovic gelecek ki bugün de Fenerbahçe'nin kalesinde çok iyi bir kaleci var. Çoktan şans bulması lazımdı İrfan Can Eribayat'ın. Sonra mesela bir kanat forvet daha olacak Fenerbahçe'de. Joshua King'in durumuna göre, Batshuayi'nin durumuna göre bir tane daha santrfor da olabilir kanat forvetin dışında. O zaman Fenerbahçe'nin kalitesini bugün bile ben artık Galatasaray'dan daha aşağıda görmüyorum. Galatasaray'ın Fenerbahçe'den tek bir farkı var mevkilere baktığımızda. O da Sacha Boey. Tamam, Fransızdı değil mi? Sağ bek oyuncusu. Savunması harika, hücumu harika. Onun dışında Fenerbahçe'de üstün olduğu bir mevki yok. Kale dahil İrfan Can Eğribayat'ı tartıya koyarsak. Bugün İrfan Can Eğribayat'ın ben Livakovic'den çok eksiği olduğunu düşünmüyorum ya. Altay'ı her şekilde konuşurum. Hak veririm. Ama üstüne bir de Livakovic gelecek. Sacha Boey dışında Galatasaray'ı Fenerbahçe'den çok iyi olduğunu düşünmüyorum ben. Bunu söyleyeyim. Oyun olarak, set olarak da daha ilk iki haftadan, ilk haftalardan işte Zimbru ve Maribor toplam 5 maç, Antep maçıyla 5 maçta da Fenerbahçe çok güzel oyun setleri gösterdi. Ben Galatasaray'da kurgulanmış oyun planı, oyun seti görmedim. Icardi'yi gördüm. İlk hafta Fenerbahçe 2 gol atarken Kayseri'ye transfer tahtası kapalı takıma gol atamadı ya Galatasaray. Trabzon'u da Icardi farkıyla kazandı yani. O yüzden Serdar abiye katılmadığımı söyleyeyim. Talisca olayı, kadro dışı bırakıldı. Bir yabancı daha alacak Al-Nassr. Yabancı kontenjanı yüzünden birini yollayacaklar. Portekizli hoca Luis Castro Talisca'yı gözden çıkarmış.
Beşiktaş peşinde. Beşiktaş ya da herhangi bir takım Talisca'yı alırsa ligin dengesini tek başına bu adam, Brezilyalı oyuncu, değiştirir mi? Valla çok kaliteli iki takım oldu ligde. Tek başına değiştireceğini düşünmüyorum Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı. Ama Beşiktaş'ın kalitesine kalite katar. Yalnız şunu söyleyeyim. Talisca'yı neredeyse almaya mecbur kaldı Beşiktaş yönetimi. Dün akşam Beşiktaş taraftarı yönetim istifa tezahüratlarıyla stadı yıktı. Hakeme de çok tepki gösterdiler. Ama Talisca'yı ne yapıp edip eğer gerçekten oradan ayrılma durumu varsa, iş paraya kaldıysa, Beşiktaş yönetiminin bu işi çözmek noktasında neredeyse mecbur kaldığını söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Bazı meslektaşlarıma bu bölümde seslenmek istiyorum. Bazı meslektaşlarımız bir yöneticiye adeta aşk derecesinde bağlanarak ne derse, ne yaparsa göklere çıkarıyorlar. Ya kardeşim, bir de bize söylüyorsunuz ya. Biz Fenerbahçe yöneticilerin, affedersiniz, bazen öyle sert eleştiriyoruz ki tabiri caizse içlerinden geçiyoruz ya. Bize diyorsunuz bir de eleştirmiyorsunuz diye. Siz adama neredeyse yani aşk derecesinde bir bağlılık ortaya koyuyorsunuz ya. Hiç tek kelime eleştiriniz yok ya. Bir kendinize gelin arkadaşlar. Neredeyse dini lider ilan edeceksiniz ya. Hani bunu da böyle alakaya maydanoz oldu Talisca'nın hemen ardından. Bir bağlantı da koymadım ortaya ama geçiş cümlesi. Bunu da söyleyeyim kardeşim. Adamı neredeyse dini lider ilan edeceksiniz. Bir kendinize gelin ya. Hiç mi hatası yok? Hiç mi eleştirilecek bir tarafı yok ya? Neyse. Zaman her şeyin ilacı. Onu da söyleyelim. Ha, bazı arkadaşlar şey diyor bana tweetimin altına. Ben dedim ki Talisca gelse ligin dengesini tek başına değiştirir mi? Fenerbahçeli bazı arkadaşlar şey diyor mesela. Gelir Talisca gelsin, kalede Altay olsun, yine şampiyon oluruz. Olamazsın abi. Kalende Altay varsa Messi gelse şampiyon olamazsın. Kalende Altay varsa Messi gelse şampiyon kesinlikle olamazsın, onu söyleyeyim. Livakovic. Hırvat medyası dün gece ve bugün üst üste müjdeler veriyor. Çarşamba ile Perşembe günü İstanbul'a gidecek, sağlık kontrolünden geçecek. Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Livakovic olacak diye en az 5-6 yıl Fenerbahçe, Livakovic ve İrfancan Eğribayat'la kaleci sorunu yaşamayacak. Bakın bazen göreceksiniz 8+3 İsmail Kartal uygulamaya çalışırken Livakovic'i 7'ye bile çekecek. Çünkü elinde İrfancan Eğribayat gibi harika bir kaleci var. Bakın bir daha söylüyorum. Bazen Livakovic'i bile 7'ye çekecek ve Fenerbahçe tribünleri Altay'da olduğu gibi ne yapıyorsun hocam demeyecek. Çünkü kalesinde İrfancan Eğribayat gibi harika bir kaleci var. Size günler önce söylemiştim. Fenerbahçe'nin kalecisi belli. Livakovic diye. Dolayısıyla artık bu işlerde de Fenerbahçe sona yaklaştı. Lütfen videoyu beğenin. Like etmeyi unutmayın. Akşam maçtan sonra tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Burası Bozcaada.